Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Gerçekten çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önemli detaylarımız var. Biliyorsunuz yönetimimiz, hocamız Hırvatistan'da yüz yüze bir transfer görüşmesi gerçekleştirecekti bugün ve haberler gelmeye başladı. Güzel haberler var. Bütün bu detayları sizlerle paylaşacağım. Tabi yıllardır takip ettiğimiz Artem Doğubek cephesinde de bir gelişme yaşandı. Bunu da sizlere aktaracağım. Cagne'de bir Son dakika sıkıntısı oldu. Bunun nedeni ne olabilir? Birazcık bunu yorumlayacağız arkadaşlar. Ve Mupenza iddiası var gene. Bütün bu detayları şimdi elimden geldiğince paylaşmak istiyorum. Sohbet adına bir video olsun arkadaşlar. Tamamıyla transfer konuşalım istiyorum. Hiç onu bunu bir tarafa bırakıyorum. Güzel haberler gelecek gibi duruyor. Çünkü çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Canlı, yüz yüze, birebir görüşmeler, kıran kırana pazarlıklar. Bütün bu detaylar şimdi elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Tabii bir tane Onur Alp, ee, kardeşimizi, kaleci kardeşimizi Altın oradan kadromuza kattık. Öncelikle bir kez daha bunu izlemeyenler için söyleyelim. Sabahki videomuzda vardı o da hayırlı olsun. Onun yanına iki tane belki de üç tane daha genç oyuncu bakılıyor. Tabii çok fazla genç oyuncu alıyoruz. Oynatabiliriz inşallah. İki üç tane daha genç oyuncu bünyemize katmak gibi bir fikrimiz olduğu söyleniliyor. Tabii altyapıda Sukat ekibinde inanılmaz büyük değişiklikler oldu. Sukat ekibinde hemen hemen ciddi anlamda bir ayrılış yaşandı. Altyapıda gene bir yeni revizyon var. Yabancı bir firmayla mı çalışalım, yerli bir isimle mi çalışalım? Gerçekten Trabzonspor takımımızda sil baştan bir yeni yapılanma var. Bu önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Gelecekte nasıl meyvelerini toplayacağız orasını göreceğiz arkadaşlar. Ama Trabzonspor takımımızın içine ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında genç oyuncular izlendiğini, aynı şekilde de birkaç tane genç oyuncuyu kadroya katmak üzere kampa hazırlı bir şekilde götürüp orada hocanın onları izleyip dikten sonra karar verileceği söyleniliyor. Şimdi arkadaşlar bir kere e, sabah söylediğim gibi Halil e, Dervişoğlu artı Rashika gibi önemli isimler var listede biliyorsunuz. Bu isimler de transfer listemizde. Bu isimlerle de görüşülüyor. Özellikle Halil Dervişoğlu bu sene ciddi anlamda forma şansı yakalayamadı. Ve oyuncu milli takım formasından doldu ve oynamak istiyor. Trabzonspor takımımız Halil için bir dev, devreye girdiği söyleniyor. Bir diğer detayım Alisov. Alisov Trabzonspor takımıza temaslar yaptı dedik. Trabzonspor takımımız teklifte bulundu dedik. Ama Alisov Trabzonspor takımından 2.2 milyon euro istiyorum demesiyle beraber tamamıyla bütün görüşmeler anında durdu. Trabzonspor takımız biz bu parayı sana veremeyiz dediler. Alisov'da böyle bir sıkıntı var. Şimdi Cagne prensipte anlaşıldı. Oyuncu dün açıklamalar yaptı. Hatta çoğu ciddi anlamda birkaç kişiyle görüştüğümüzde Cagne cepte dendi. Cagne ile prensipte de anlaştık dendi. Ama arkadaşlar bugün ne oldu? Öne başka bir detay var. Kulübümüz Hırvatistan'da Petkovic'i bitirmeye gitti. Bakın Petkovic de ve Orsic de önemli, önemli isimler. Hocamızın listesinin başında duran isimler. Şimdi Petkovic transferi bugün bittiği takdirde Cagne transferi olmaz. Petkovic'in de ciddi anlamda bir yol kat edildiği söyleniliyor. Neredeyse 2,5 milyon euro civarında bir bon servisle beraber bir prensip anlaşmasında bulunulduğunun iddiası var arkadaşlar. Birkaç kişiyle de konuştuk bunları. Petkovic transferi Dinamo Zagreb'le anlaşıldı, söylendi. 2,5 milyon euro'luk bir bon servis verileceği söyleniyor. Detaylar tabii ki de gelir. Bunlar bir iddia altını çiziyorum. Bir diğer detayımız da tabii ki de Orsiç, Orsic. transferinde de gene Trabzonspor takımımız çok önemli mesafe kat etti ve hem Petkovic hem Orsic'i Hırvatistan'da bitirdikten sonra başka bir Hırvat oyuncuyla daha temasa geçeceklerini söylüyorlar. Gene tabii ki de hani Orsic transferinde de Göztepe devrede, Göztepe takımıyla da aynı şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Bizden bazı oyuncuları oraya kiralık olarak gönderebiliriz. Göztepe'yi de biliyorsunuz Orsic'in kulüp başkanı, Samtun'un kulüp başkanı Göztepe'yi de aldı. Bu şekilde kiralık bir formülle Orsic çözülme ihtimali var. Bunlar masada konuşulan konular. Artı Petkovic transferde prensipte anlaşıldığının bir iddiası var arkadaşlar. Tabi yani Petkovic ile anlaşıldığı takdirde Cagney olmayacak gibi gözüküyor. Buna e, söyleyebilirim. Benim aldığım bilgi bu şekilde. Ne kadar doğru bunu ilerleyen süreçte göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer detay şimdi Petkovic transferinde prensipte anlaşıldığının e, güzel haberi geldi. Orsic için de aynı şekilde. Bu iki oyuncu da herhalde bir ciddi anlamda bir pürüz kalmadı. Petkovic ile bir yüzde görüşme gerçekleştirilememiş. Milli takım falan bir şeyler söyleniyor ama tam oraya hakim değilim. Ama Orsic transferinde bizzat oyuncu birebir de, de ikna olmuş ve bizler de bekliyoruz diğer gelişmeleri. Ben önden şöyle bir video çekeyim. Sizlere bu haberi duyurayım istedim. Tabi Trabzonspor takımımızda Mupenza detayı da var. Mupenza da bitmek üzere gibi gözüküyor. Mupenza cephesinde de bir hareketlik var ama ona gelmeden önce bir Artem Dovek'ten tekrardan şöyle bir konuşmak istiyorum. Yani yıllardır istiyoruz. Geçen sene çok yaklaştık aslında. Geçen sene çok yaklaştık. Oyuncuyu ee, son saniye kadar transferde hatırlayın gece yarısına kadar bekledik. Arada çok ufak pürüzler kalmıştı ama olmamıştı. Kulüp başkanı biraz sıkıntı yapmıştı. Şimdi gelinen noktada Artem Doğubek bundan sonraki kariyerini Dinipro takımında devam etmeye karar verdi ve sözleşmesini uzattı ve şu an Dinipro takımında. Tabii şöyle de bir detay vermek istiyorum sizlere. Hani belki de oyuncu Dinipro takımına sözleşmeyi uzattı. Bon servis alabilsin kulübüm. Ben gideceksem de kulübümüze de bir kazandırayım. Ben de emekleri var. Kötü günümde yanımda oldular diye düşündüğümü bilmiyorum. Ama tabii ki de çok büyük ters köşe yaptı Artem Dovbek. İspanya mı gidecek, İtalya mı gidecek derken oyuncu Dinipro'da kaldı. Artem Dovbek'in de transferi böylelikle daha da zora girdi arkadaşlar. Sürekli bizim de hepimizin işte bir efsaneleşti artık Vakame transferi. Her dönem şöyle bir ne olur gelir mi diyoruz. İşte Artem Dovbek, Masaurus bunlar iki senedir konuştuğumuz oyuncular. Şimdi gelinen noktada Artem Dovbek de kulübünde kaldı arkadaşlar. Bu da mümkün değil. Şimdi Mupenza'ya gelelim arkadaşlar. Mupenza transferinde tamamlamak üzere olduğu, önemli yol kat edildiği, oyuncunun okeylediği söyleniliyor. Şimdi Mupenza'nın takımı da Icardi istiyor söyleniliyor. Mupenza takımı da zaten biraz problemli. Bunu daha önceki videomda da söyledim. Oyuncu orada mutlu değil oyuncu 14-15 maç kadroda olmasına rağmen oyuna girmemiş. Girdiği zamanda da çok süre almamış. Gollerini atmış gene 7-8 tane. O ayrı bir şey. Mupenza iyi bir oyuncu ama e, şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Oyuncu oradan ayrılacak gibi gözüküyor. Bize de gelmesi muhtemel. Bunlar hep konuşulan, masada olan e, bilgiler arkadaşlar. Mupenza'nın da özellikle e, Petkovic, Orsic, Mupenza şu anki önemli üçlü olduğu söyleniyor. Bu üç oyuncu şu an transferde ilk sırada bitmesine en yakın oyuncular. Bunların yanına gene Cagne ilave edebiliriz. Cagne de gerçekten hani anlaşılan oyuncuların başında geliyor. Tabii şimdi bu oyuncular olmazsa işte Orsi işte dakika hadi son dakika bir plus çıktı diyelim ki prensipte anlaşıldığın iddiası var. Frances Camano arkadaşlar direkt bu oyuncuyla temaslar kurulacak. İkinci alternatif listede Camano daha zaten oyuncuyla görüşüldü. Oyuncuyla hani karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Çok büyük bir pürüz yok gibi gözüküyor Frances Camano'da ama ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Frances Camano gerçekten çok iyi bir oyuncu. Sanki ligimize gelecek gibi geliyor. Bize gelmese de başka bir takıma gelecek gibi gözüküyor. Hani birebir de çok iyi atıyor, gidiyor, geçiyor, vuruyor, çekiyor. Yani birebir de geniş alanda özellikle çok işler yapar ama bize karşı savunma o yapıyor abi. Nasıl geniş alan yakalayacak derseniz de sizlere şunu söyleyebilirim. Dar alanda da çabukluğunu kullanabilen bir oyuncu. Önemli işler yapıyor diye düşünüyorum. Tabi kulübümüzde Bakasetas, Badri, Batra, Maxi Gomez bu 4 oyuncudan biz önemli bir şey, önemli oyuncular, önemli ciddi rakamlar alacağız. Pardon konuşamadım. Ciddi rakamlar bekliyoruz ve bu rakamların üzerinden de transferlerde daha da farklı hamleler yapabiliriz. Öncelikle izlemek de lazım. Tabi liste başında bazı oyuncuları biz bir bitirelim kulübümüz 4 tane 5 tane neyse artık biz bu oyuncuları öncelikle biz bir bitirelim. Daha sonra giden oyunculara göre hamlelerimizi yapalım düşüncesindeler. Ama bir an önce sezon tamamlandı kamp dönemine girmeden biz en kötü ihtimalle 4 veya 5 oyuncu kampa dahil edelim. Daha sonra tekrardan gözlemleyebiliriz diyorlar. Zaten teknik direktörümüzün açıklamaları da bu şekilde. 4 veya 5 oyuncuyu biz katacağız kampa kadar diyor. Artı tabii kamp döneminden önce hoca kendisi dün itiraf etti. Biz takım içerisinde olduğumuz için şehre geldik, ülkeye geldik, lige geldik, ligi de tanıdık, her oyuncuları da tanıdık, kafamızda bir fikir de oluştu. Yani bu ülkede, şimdi bir tekniktir, her ligin oyunu farklıdır. Türkiye liginin oyunu farklıdır, Fransa'nın oyunu farklıdır, Premier ligin oyunu farklıdır, işte Bundesliga'da farklıdır. Bizim ligimizde de arkadaşlar ileriye çabuk adam atacaksın, ileriye güçlük bir santoforunu atacaksın ve sen defansını iyi yaparsan bu ligde her zaman düşmeye oynamıyorsan düşmezsin. Şampiyonla oynuyorsan da şampiyonuna gidersin. Hem tutanımız da iyi, atanımız da iyi çok şükür. Onun için bir problem olacağını düşünmüyorum. Önemli bir bilgiydi. Bana göre prensipte anlaşıldığı iddiası var. Orsic ve Petkovic için. Artı Bumpenza'nın da bitme aşamasında olduğu söyleniliyor. Bir tane genç kardeşimiz Onur Alp'i kadromuza kattık. Onun yanına 3 tane daha genç kardeşimizi katacağız. İlk etaptaki transfer hamlelerimiz bu şekilde. Artem Doğbek aşkı biraz daha zora girdi. Bu bilgileri de sizlerle paylaşacağım paylaştım. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Elimden geldiğince değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem çok seviyorum. Sıcak gelişmeler yaşandıkça elimden geldiğince karşınıza geleceğim. İnşallah bilgileri vermişizdir. Hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. hızlı bir şekilde girdim konuya. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Tekrardan Allah'a emanet olun.